Ucadı dünya, vefasız ve dönek. Edası kız gibidir, yaşıysa büyük. Bazen kız edalı, güzel tavırlı. Sevdirir kendini, vermez elini. Seveni sevmez, geyik gibi kaçar. Kaçana yapışır, ayağından tutar. Bir bakarsın, üstlenip ardından koşar. Bir bakarsın, görmezden gelip yere bakar. Bir bakarsın, yine döndürür yüzünü. Tutmak istersen nazlanır, vermez özünü. Eserinde verdiği bilgilere dayanılarak, 1019'da doğduğu düşünülen Yusuf Has Hacip, ilk Türk siyasetname yazarıdır. Aynı zamanda İslami Türk Edebiyatı'nın ilk şairi olan Yusuf, Balasagun'da dünyaya gelmiştir. Asil bir aileye mensuptur. Tahsiline doğduğu şehirde başlayan Yusuf, daha sonra Kaşgar'da devam etmiş ve iyi bir tahsil görmüştür. Edebiyat ve devlet yönetimi ile alakadar olan şair, Balasagun'da yazmaya başladığı eseri Manzum Siyasetname Kutadgu Biligi Kaşgar'la 1069-1070 yılında tamamlamıştır. Karahanlı hükümdarı Süleyman Arslan Han'ın oğlu, Tazgaç Ulu Buğra Han'a eserini sunan Yusuf, Karahanlı Sarayı'nda hacip olmuştur. İyi bir ahlakçı ve siyaset bilimcisi olan Yusuf, tahsili boyunca muhtemelen Farabi, Biruni, İbn Sina, Firdevsi, Ömer Hayyam gibi isimleri okuyup Kutadgu Biligi yazarken onların fikirlerinden istifade etmiştir. Yusuf eserinde birbirine çok sıkı bağlarla bağlı bulunan fert, cemiyet ve devlet hayatının ideal bir biçimde düzenlenmesinde zaruri olan zihniyet, bilgi ve faziletlerin neler olduğu, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağının üzerinde sanatkârhane bir şekilde durmuştur. Şu vasıflar olmalı kumandanda, sefere çıkanda ordu düzende. Savaşta olmalı aslan yüreği, dövüşünce gerek kaplan bileği. Domuz gibi inatçı, kurt gibi güçlü. Ayı gibi azgın, yaban öküzü ölçülü. Hilede kızıl tilki gibi olmalı. Deve buğrası gibi öç kin sürmeli. Saksağından daha tetik olmalı. Kaya kuzgunu gibi uzağa seçmeli. Hamiyeti aslanlar gibi yüce, baykuş gibi uykusuz kalmalı gece. Eseriyle Türklerin yaşayış tarzlarını, dil ve edebiyatlarını, maddi ve manevi dünyalarını aydınlatmaya çalışan Yusuf, devrinin Türkçesini kullanmıştır. Kutadgu Biligin esas yapısı, manzum hikaye şeklinde olmakla beraber, şahısların karşılıklı konuşmaları esere tiyatro havası katmaktadır. Bütün bu hususiyetlere göre, yarı hikaye, yarı tiyatro tarzında kurulmuş, alegorik, manzum bir mesnevidir. Bu eserde Türk Bey ve hanlarından sık sık vecizeler aktarıldığı gibi, Türk atasözleri ve halk şiirlerinden parçalar da yer alır. Türk edebiyatında mesneviyeyi nazım şeklinde ilk o kullanmıştır. Büyük düşünür, 1077 yılında Kaşgar'da vefat etmiştir. Türbesi de bu şehirdedir. Yaratan, besleyen ve bağışlayan Tanrı'nın adıyla söze başladım. Okuyana mutluluk versin ve ona yardımcı olsun diye kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. İnsanların iki cihan için yardımcısı olsun diye sözümü söyledim, kitabımı yazdım.